Ben şu anda katılmış olan herkese iyi günler diliyorum. İsmim Naci Saraçoğlu. Atomika Teknik Cihazlar firmasının genel müdür yardımcısıyım. Satış, servis ve aplikasyon ekibi bana bağlı olarak çalışıyor. Bugün sizlere satış ekibinden Duygu Hanım, Mikrokalorimetrelere Genel Bakış adlı eğitim, aslında hem genel bakış deniyor ama çok dolu bir materyal hazırladı. Hem izotermal titrasyon kalorimetresi hem de diferansiyel taramalı mikrokalorimetrenin çalışması hakkında detaylı bilgiler sunacak. Daha sonra ayrı bir eğitim programı halinde de bunlar hakkında ayrıntılı örneklerin açıklanacağı farklı bir oturumda yapılacak. Şimdi sözü arkadaşımız Duygu Emel Dümer Hanım'a bırakacağım. Kendisi sizlere sunumu gerçekleştirecek. Keyifli sunumlar dilerim. Sunumun sonunda soru cevap bölümü olacak. Orada sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ederim Naci Bey. Merhaba, ben Duygu Emel Dümer, bir de Jiro. Merak edenleriniz için söyleyeyim, dördünü de kullanıyorum ve dördünü de çok seviyorum. Atomika Teknik Cihazlar'da satış mühendisi olarak aşkın süredir çalışmaktayım. Bundan önce klinik biyokimya alanında sıvı kromatografisi ve kütle spektrometresi üzerine aplikasyon mühendisi olarak çalışmaktaydım. Kimya mezunuyum, farmasötik bilimler üzerine yüksek lisansımı tamamladığım için farmasötik kimyager olarak anılıyorum. Ben bugün size kalorimetre nedir'den başlayarak izotermal titrasyon kalorimetresi ve diferansiyel taramalı kalorimetreden bahsedip bunların nasıl çalıştığı, sonuçları nasıl yorumlandığından ve aplikasyon örneklerinden bahsedip daha sonra sorular kısmına geçeceğiz. Umarım keyifle dinleyeceğiniz bir sunum olur. Kalorimetre nedir? Sizlerin de bildiği gibi en basit şekliyle kimyasal veya fiziksel reaksiyon sonucu oluşan ısı değişimini ölçen bilim dalıdır. Buz erirken, beton harcı hazırlanırken, odun yanarken veya herhangi bir kimyasal reaksiyon gerçekleşirken bir ısı açığa çıkacak veya soğurulacaktır. İşte bunu ölçen cihazlara da kalorimetreler diyoruz. Peki ben biyolojik bir numune ölçeceksem, burada da protein katlanmaları veya bir proteinin liganda bağlanması gibi örnekler karşımıza çıkacaktır. Biraz daha detaylandıralım. Proteinler, antibodiler, nükleik asitler gibi çok kıymetli ve pahalı malzemelerin deneylerinde çok az miktarda numuneler kullanılır. Ve dolayısıyla ısı değişimleri de çok çok küçük miktarlarda olacaktır. Ve herhangi bir kalorimetrik sistemle ölçmek pek mümkün değil. Peki o zaman ne yapacağız? İşte o zaman yüksek hassasiyetli mikrokalorimetrelere ihtiyaç duyarız. Peki neden farklı yöntemler değil de mikrokalorimetreleri tercih etmeliyiz? Bir kere her şeyden önce dünyada binlerce referansı vardır. Numunenin optik özelliğiyle ilgilenmeyiz burada çünkü amaç ısı alışverişini ölçmektir. Etiketlemeye ihtiyaç duymaz. Yani örneğin DSF gibi bir florofora ihtiyaç duymazsınız. Molekül ağırlığı sınırlaması yoktur. Çözelti içinde çalışabilirsiniz. Yeni nesil yazılımlar sayesinde de data analizi oldukça kolaydır. Ondan da ilerleyen zamanlarda biraz bahsedeceğim. Başlıca iki teknik vardır. İzotermal titrasyon kalorimetresi ve diferansiyel taramalı kalorimetre olarak. İzotermal titrasyon kalorimetresiyle başlayalım. Nedir izotermal titrasyon kalorimetresi? Aslında en başta söylediğim gibi moleküller etkileşime girdiğinde açığa çıkan veya edilen ısının ölçümünü sağlayan yöntemdir. ITC ile biyomoleküllerin bağlanma afinitesini, reaksiyon kinetiklerini ve bağlanmanın stakyometrisini ölçebilirsiniz. Yani proteinler, nükleik asitler, lipidler başta olmak üzere birçok biyomolekülün bağlanma karakterizasyonunu hesaplayabilirsiniz. ITC ile neler yapabiliriz'e gelince, ITC çok yönlüdür ve çok geniş bir aplikasyon yelpazesine sahiptir. Biyomoleküller etkileşimin karakterizasyonu, bağlanma sabitlerinin reaksiyon kararlılığının belirlenmesi ve termodinamiklerin anlaşılmasına ışık tutar. Protein-protein, ilaç reseptör, protein-nükleik asit gibi biyomoleküllerin etkileşimlerini, yapısal biyoloji ve yapı aktivite ilişkilerini inceleyebilirsiniz. İlaç araştırmalarına gelince HIT validasyonu, lead mekanizması ve etki mekanizması çalışmalarını yapabilirsiniz. Evet, gelelim ITC'nin temel prensiplerine. ITC temelde uygun bağlanma modelini kullanarak enjeksiyon başına alınan her pikin alanı bulunarak afiniteyi, stökiyometriyi ve bağlanma entalpisini belirler. Peki bu kalorimetreler nasıl çalışırlar? Gelin biraz cihazın içine bakalım. Burada cihazın içinde bir referans hücresi ve bir numune hücresi yer alır. Burada iki hücre olmasının önemi, iki hücrenin arasındaki sıcaklık farkını, mutlak sıcaklık olmamasıdır. Farkının mutlak sıcaklık olmamasıdır. Bu diferansiyel yaklaşımı kullanarak bir derecenin milyonda birinin altındaki sıcaklık değişimlerini ölçebiliriz ki bizim istediğimiz hassasiyet de tam olarak budur aslında. Şimdi buraya bakalım. Referans hücre şekilde gördüğünüz gri lollipop şeklindeki hücrelere bağlı peltier diskler tarafından ısıtılarak deney sıcaklığına getirilir. Hücreler arası sıcaklığı sıfırda tutmak için referans hücre ile örnek hücre arasına bir güç uygulanır. İşte buna diferansiyel güç diyoruz. Şurada şimdi daha iyi oturacak. Referans güç her iki hücreye uygulanıyor. Daha sonra reaksiyon sonucu açığa çıkan enerji numune hücresini referans hücreden daha yüksek bir sıcaklığa taşır ve bu da denge sağlamak için referans güçte bir azalmaya yol açar. Numune hücresinin sıcaklığı referans hücreyle eşitlendiğinde güç başlangıç noktasına döner. Eğer reaksiyon endotermikse numune hücresi referans hücreden soğuk olacak ve referans güç dengelemek için artacaktır. Evet, gelelim ITC ile çalışırken ne yapıyoruz? ITC ile çalışırken şırıngaya makromolekül dolduruyoruz. Yani genelde makromolekül, her zaman makromolekül olmak. Burada gördüğünüz referans hücreye mavi olan suyla, pembe olana ise numune hücresi diyoruz ona. Örnekle dolduruyoruz. Ligantın hücreye bir dizi enjeksiyonu sonucu afinite, etkileşim ısısı ve sistemin stökiyometrisini belirleyebileceğimiz bir izoterm elde ediyoruz. Peki veri oluşumu nasıl oluyor? Şimdi burada gördüğümüz gibi şırıngadan hücreye yavaş yavaş molekül enjekte ediliyor. İlk enjeksiyonda burada gördüğümüz gibi pikler büyük. Çünkü enjekte edilen ligantın çoğu hedef moleküle bağlanıyor. Ancak sonraki enjeksiyonlarda gördüğümüz gibi bu pikler küçülüyor. Çünkü bağlanacak olan ligant gitgide artık azalıyor. Ve sona geldiğimizde bakın şurada küçük küçük pikler görüyoruz. Ve artık sonda 2'den fazla birbirine eşit küçük pik gördüğüm zaman artık bağlanacak kalmadığını, bu aldığım piklerin heat of dilution yani seyreltme faktöründen kaynaklandığını anlıyorum ve deney burada artık sonlanıyor. Şimdi burada da ham datayı görüyoruz. ITC ile tek bir deneyde uygun bir bağlanma modeli kullanarak afiniteyi, stökiyometri ve bağlanma entalpisini elde edebiliriz. Şu yanda gördüğümüz, şurada gördüğümüz denklemden de KD'yi bildiğimiz için delta G'yi de hesaplayabiliriz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Burada solda gördüğümüz ham data, ham veriler analiz yazılımına yükleniyor. Sonra burada sağda gördüğümüz baseline otomatik olarak çiziliyor ve her pikin alanı hesaplanıyor. Ve daha sonrasında ligant bölü makromolekülün molar oranının fonksiyonu olarak sigmoidal bir eğri çiziliyor. Buradaki şekildeki gördüğümüz şu kırmızı noktalar her bir piki temsil ediyor. Siyah çizgi ise etkileşimin entalpisini, eğrinin orta noktası olan stökiyometri ve afiniteyi belirlediğimiz bağlanma algoritmasına en uygun çizgidir. Şimdi burada biraz daha iyi oturacak diye düşünüyorum. Entalpi, hidrojen ve van der Waals bağlarındaki değişikliklerin göstergesidir. Entropi ise hidrofobik etkilerdeki değişikliklerin ve konformasyonel değişikliklerin göstergesidir. Az önce KD'yi bilerek yukarıdaki eşitlikten delta G'yi hesaplayabileceğimizi söylemişti. Bu grafikte de incelersek aynı afiniteye sahip 3 tane farklı etkileşimi görüyoruz. Bu mavi çubuklar delta G'yi, yeşiller entalpiyi, kırmızı ise temsil ediyor. A'ya bakacak olursak A etkileşimi ağırlıklı olarak entalpi etkisi altındadır ve entropik olarak da zıttır. Bu bağlanma üzerine bağlanma üzerinde konformasyonel bir değişikliğin meydana geldiğini gösterir. B'de ise entropik etki daha baskın ve bu nedenle bağlanma hidrofobiktir. C'de her ikisinden de belli ölçüde etkilenir ve bu oldukça yaygındır. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Delta G, az önceki denklemden de hatırlarsak, delta G ne kadar negatifse bağlanma o kadar kuvvetlidir. O yüzden de burada gördüğümüz istenen kısmın, yani favorable yazan kısmın negatif yönde olması bu entropinin negatifliğinden kaynaklanmaktadır. İstenmeyen kısmın da unfavorable olarak gösteriliyor. Bu gibi durumlarda bağlanma olaylarını anlamak için yapı aktivitesini gerçekleştirmek ve termodinamik farklılıkları aramak oldukça yararlıdır. Şimdi biraz MicroCal PEAQ-ITC'den bahsetmek istiyorum. Daha önce çalışmış olanlar MicroCal'ı çok iyi tanırlar. MicroCal PEAQ-ITC ile tek bir deneyde tüm bağlanma parametrelerine sadece 10 mikrogram kadar bir proteinle ulaşabilirsiniz. Yüksek sinyal bölü gürültü oranına, yüksek veri kalitesine ve üretilen afinite ve termodinamik parametrelere erişmede daha fazla güven sağlar. Milimolardan nanomolara kadar afiniteleri doğrudan ölçer. Rekabetçi bağlanma tekniklerini kullanarak nanomolar ila pikomolar ayrılma sabitlerini ölçer. Tam entegre yıkama modülü ile yüksek kaliteli tekrarlanabilir verilerin üretilmesine yardımcı olur. Sulu olmayan, yani nanokoa demek istiyorum burada, çözeltilerle de çalışmaya uygundur. Numune sayısını olarak da tam otomasyon seçeneği mevcut. Deneysel tasarım yazılımı numuneyi boşa tüketmeden, çünkü biliyorsunuz pahalı numunelerle çalışıyoruz demiştik, numuneyi boşa harcamadan deneyi simüle etmemizi sağlar. Her seviyede kullanıcının kullanabilmesi için tasarlanmış, yazılımın içine entegre yönlendirme videoları ile kolay kullanım imkanı sağlıyoruz. MicroCal'da kimyasal direnç ve biyolojik numunelerle uyumluluk için reaktif olmayan Hastelloy hücre vardır. Şimdi bu hücrenin materyalinden niye bahsediyorum? Neden önemli hücrenin materyali? Şimdi şöyle açıklayayım. Örneğin protein çalışacaksınız diyelim ve hücrenizde altın, ısıyı ölçmeye uygun, termal özellikleri de güzel, harika, tamam, sıkıntı yok. Ama proteinlerin disülfitlerle etkileşimini ölçmek istiyorsanız, literatürde şöyle bir şey var, biliyorsunuzdur. Tiyollerin, disülfitlerin ve tiyoeterlerin altınla güçlü bir şekilde etkileşime girdiği iyi biliniyor. Güçlü kükürt altın etkileşimi yoğun bir tabaka oluşumu sağlar. Bu bağlanma da sizin sonuçlarınızı etkileyecek. Bu da yanlış sonuçlar almanıza sebebiyet verir. Bir de tabii ek olarak proteinle altın etkileşimi güçlü olduğu için hücrenin proteinle kaplanmasını ve sonraki deneylerde sonuçlarınızı etkilemesin diye çok fazla bir ekstra bir titizlikle temizlik prosedürü uygulamanızı gerektirecek. Yani bir ITC seçerken, izotermal titrasyon kalorimetresi seçerken bu hücrenin materyaline dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Hastelloy seçmemiz, MicroCal seçmemiz gerekiyor. Bunun dışında hücrenin biçimsel tasarımı da çok önemlidir. Hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak için özel olarak bozuk para şeklinde tasarlanmıştır. Bu da yüzey alanı oranını maksimize etmek için özel tasarlanmış bir hücredir dediğim gibi. Deney tasarım ve simülasyon yazılımı söylemiştim. Yeni nesil yazılımlarla daha kolaylaştı artık dataları analiz etmek diye. MicroCal'ın yazılımı deney optimizasyonuna yardımcı olur. Bu sayede size zaman ve örnek tasarrufu sağlar. kullanıcı numunesi için konsantrasyon önerilerini nitelendirir ve gerekirse uyarılar sağlar. Şurada aşağıda gördüğünüz gibi sıcaklık sinyali çok düşük gibi uyarılar. Karmaşık modellerde çoklu bağlanma ve rekabet deneyleri desteklenir. Burada aşağıda gördüğünüz gibi bir simülasyon aracı mevcut. Yazılım içine entegre edilmiş videolarla adım adım kullanıcıya destek olur. Kolay bakım görevlerinin nasıl gerçekleştireceğini gösteren yerleşik videolarda mevcuttur. Şimdi burada MicroCal yıllar içerisinde yapılan yayınları paylaştım. Bakın 1986-90 yılları arasında yayın sayısı 15 iken 2015-2021'de 8.940'a kadar çıkmış. Gitgide de artıyor. Özellikle son zamanlardaki araştırmalarla biyoteknoloji geliştikçe çok daha fazla yayın yapılacağını öngörebiliyoruz. Şimdi buraya gelelim. Ben ITC örneklerinden hızlı bahsedeceğim. Çünkü daha sonraki webinarımızda bunlar detaylı olarak açıklanacak. O yüzden ben hızlı sadece ne yapabiliyoruz, ne gibi aplikasyonlar yapılmış hızlı söyleyip geçeceğim. Protein-protein bağlanmasını karakterize edebilirsiniz. Antijen-antikor etkileşiminde çalışabilirsiniz. Nükleik asit bağlanmasını karakterizasyonunu yapabilirsiniz. Nanopartikül bağlanmasını karakterize edebilirsiniz. Bağlanma afinitesi aralığını genişletmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Yer değiştirme ve rekabetçilerin oranı. Geniş afinite aralığıyla bağlanmanın karakterizasyonunu yapabilirsiniz. Çok çeşitli bağlanma afinitelerinin ölçümünü sağlayabilirsiniz. İlaç keşfinde protein-protein inhibitörü fragmanının KD doğrulamasını yapabilirsiniz. Çoklu bağlanma noktaları çalışabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi karmaşık etkileşimler için çoklu homotropik bağlanma yerlerini çalışabilirsiniz. Protein kalitesi bakabilirsiniz. ITC ile spesifik olmayan bağlanmanın tanımlanmasına da yardımcı olabilirsiniz. Ve bunu yaparken de ITC diğer yöntemler gibi yanlış pozitif sonuçlara izin vermez. Bu ihtimali ortadan kaldırır kesin bir yöntem. Şimdi gelelim ikinci başlığımız, ana başlığımız olan diferansiyel taramalı kalorimetreye. DSC numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçen yöntemdir. Bu teknikte referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farklı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. Her türlü organik, inorganik malzemeler, polimer, plastik, tekstil, gıda, ilaç, kozmetik gibi numuneler analiz edilebilir. Yalnız fark ettiyseniz ben sadece DSC dedim, mikro DSC değil. Özel olarak bundan bahsetmek istedim çünkü sıklıkla karıştığını fark ediyorum. Geleneksel DSC'ler çoğunuzun daha önce kullandığı, bildiği ve birçok labda bulunan çok daha geniş sıcaklık aralığı olan daha fazla numune miktarlarıyla çalıştığımız göreceli olarak daha düşük hassasiyete sahip cihazlardır. Geleneksel DSC'ler kendi alanlarında çok faydalı araçlardır ancak mikro DSC'ye kesinlikle alternatif değildir. Mikro DSC ile katı numune çalışamazsınız. Geleneksel DSC ile çalışılabilirken sıvı numuneler için de sıcaklık, hassasiyet ve numune miktarı bakımından dediğim gibi oldukça farklıdır. Buna burada özellikle değinmek istedim. Şimdi geçelim o zaman esas konumuz mikro DSC'ye. Mikro DSC ise proteinlerin ve diğer biyopolimerlerin termal stabilitesini incelemek için kullanılır. Proteinin açılmasına yol açan, kovalent olmayan bağların kopması gibi yapısal yeniden düzenlemeler enerjiyi ısı ile absorbe ettikleri için mikro DSC tarafından tespit edilebilir. Seyreltik protein çözeltilerinde bile yeni nesil mikro DSC sistemleri bu tür ısı değişikliklerini algılar, proteinin termal kararlılığını doğru bir şekilde karakterize etmek için kullanır. Proteinleri karakterize ederken, saflaştırırken ve protein mühendisliği yaparken kararlılığını karakterize etmek önemlidir. Ayrıca pH, tuz gibi koşulların kararlılığı nasıl etkilediği, saflaştırma ve saklama koşullarını tasarlarken oldukça önemlidir. Kararlılık sıralaması yapmak için erime noktasındaki küçücük değişiklikler bile önemli. Kararlılık verilerini karşılaştırırken elimizde nicel bir ölçü birimi olacaktır mikrodestekte. Yapısal değişiklikleri gözlemlerken tek bir amino asitte bile oluşabilecek değişimleri görmemize olanak sağlar. Evrensel bir yöntemdir ve aynı ITC gibi herhangi bir etiketleme işlemi gerektirmez. Doğrudan ölçüm yapabilirsiniz. Az önce söyledim, mikro DSC'den aldığımız parametrelerden biri TM, yani erime sıcaklığıdır ve bu mikro DSC de bu değerin hesaplanmasında altın standart yöntem olarak belirlenmiştir. Peki bu TM değeri bana ne ifade ediyor? TM proteinin %50 katlanmış, %50 katlanmamış yani denatüre olduğu sıcaklığa karşılık geliyor. Genel biyokimyadan biliyoruz, bir proteinin yapısını stabilize eden çoğu şey proteinin daha yüksek bir sıcaklıkta açılmasına neden oluyor. Bir proteinin dengesini bozan herhangi bir şey proteinin daha düşük bir sıcaklıkta açılmasına neden olur. Dengeleyici veya denge bozan olaylar iki farklı kaynaktan ortaya çıkar. Ekstrinsik ve intrinsik faktörler diyebiliriz. Yani dışsal ve içsel faktörler. İçsel faktörler molekülün içinde bir mutasyon veya moleküle bir R grubu bağlanması şeklinde ortaya çıkan faktörlerdir. Dışsallar ise adından da anlaşılacağı gibi bir molekülün dışında olan yani çözelti koşullarını içerir. Formülasyonlarda biz kimyagerler, pH, eksipiyanlar ve koruyucular gibi stabiliteyi etkileyen solüsyon koşulları ile ilgileniriz. Bu gibi kararlılık çalışmalarında mikro DSC oldukça etkin bir araçtır. Şimdi bir kalori dediğimizde 1 mililitrelik suyu 1 derece ısıtmak için gereken ısı miktarını anlıyoruz. 1 mililitrelik 50 mikromolar bir proteinin denatürasyonu için çıkan enerji de 1,5 ila 5 mikrokalori olacaktır. Bunu algılayabilmek için de yüksek hassasiyetli mikrokalorimetrelere ihtiyaç duyarız. Çalışma prensibine gelince ITC ile neredeyse aynıdır. Bir referans hücre, bir numune hücresi, aralarında peltiyer element ve ısı alışverişine bağlı olarak diferansiyel gücün hesaplanması şeklindedir. Yalnız burada yine hücre materyaline dikkat çekmek istiyorum. Önceleri bu hücreler platin olarak tercih edilirken yapılan bir dizi çalışma sonrasında çok sık kullanılan biyolojik tamponların bazılarıyla çalışırken nedeni bilinmeyen artefaktlere rastlanmış ve daha sonrasında da tantalum malzemenin mikro DSC hücreleri için en uygun materyal olduğu tespit edilmiştir. Şimdi bakalım DSC'nin içinde neler oluyor? Proteinler düşük sıcaklıklarda katlanmış halde bulunurlar demiştim az önce. Ve bu nedenle şu an 20-30 derecelerde herhangi bir pik göremiyoruz. Proteinler açıldığında veya denatüre edilmeye başlandığında geçiş başlar ve veri almaya başlarız. Açılmaya başladı. TM moleküllerin %50'sinin denatüre olduğu yani başka deyişle yarısının açıldığı yere karşılık gelir. Daha yüksek sıcaklıklarda moleküllerin yalnızca daha küçük bir yüzdesi açılır ve buradan sonra da gördüğümüz gibi sinyal düşmeye başlar. Ta ki açılacak protein kalmayana ve bir geçiş sonrası temel çizgisine ulaşana kadar. DSC ile tek bir deneyde birçok bilgiye ulaşabiliriz. Erime noktası, entalpi ve delta CP. Entalpi hesaplamak için ITC'dekine benzer şekilde teorik bir baseline çizilir ve altında kalan alan bize entalpiyi verecektir. Pre-post geçişin baseline'ları arasında yani katlanmış ve katlanmamış protein arasındaki enerji farkını da bize delta CP verecektir. Peki bunları nasıl yorumlarız ve yaşam bilimlerinde nasıl karşımıza çıkar? TM konsantrasyonla birlikte artarsa benim örneğim bir oligomerdir diyebilirim. Azalırsa proteinim denatüre fazla oligomere oluyor diyebilirim. Daha yüksek konsantrasyonlarda protein agregasyonu daha çok olacak. Denge katlanmış yönde olacak. Dolayısıyla TM azalacak ve dolayısıyla kararlılık azalacaktır. Özetle ya daha yüksek TM daha kararlı proteindir diyebiliriz. Yani kararlılığın bir göstergesidir. Eklediğimde TM artıyorsa bu işlem raf ömrünü artırır diyebilirim. Eğer katkı maddeleri stokiyometrik konsantrasyonlarda TM'i arttırıyorsa işte o zaman özel bir bağlamamız var demektir şeklinde sonuçlara varabiliriz. Özetlersek yaşam bilimleri ve ilaç sektöründe DSC kararlılığın bir göstergesidir, öngörücüsüdür diyebiliriz. Bir proteinin kararlılığı, katlanması, etki alanı yapısı ve kararlılığı etkileyen iç ve dış etkenleri de mikro DSC ile karakterize edebiliriz. Şimdi yine az önceki gibi hızlıca aplikasyon örneklerinden bahsedeceğim. Doğal, değiştirilmiş ve mutant formları karşılaştırabiliriz. Ligand konsantrasyonuyla birlikte TM artışını gözlemleyebiliriz. Üretimde biyo karşılaştırma çalışmaları yapabiliriz. Batch'ten batch'e gibi biyo karşılaştırmaları değerlendirebiliriz. Antikor katlanması ve TM ilişkisini inceleyebiliriz. Antikor mutantlarının seçiminde işimize yarar. Biyoterapitik bir üründeki değişiklikleri veya bozulmayı izleyebiliriz. TM kayması ile gözlemlenen ısıl kararlılığa bakabiliriz mikro DSC'lerle. Yine yayınlara baktığımızda Google Scholar'dan bunu elde edebiliriz çok rahatlıkla. 1981'li yıllarda başlayarak yine 50 civarında biraz daha fazlaymış DSC ITC'ye göre. 53 tane yayın varken şu an yaklaşık değil kesin 2840 tane yayın olduğunu görüyoruz son 7 yılda. Gelelim artık sonlara yaklaşıyoruz. MicroCal'ın PEAQ DSC'sine, Malvern Panalytical'ın bir ürünü olan MicroCal PEAQ DSC. PEAQ DSC ile minimum test geliştirme gerektiren ve TM çalışmalarında aldığım standart yöntemdir demiştim. 2 ila 130 derece ölçüm aralığında 10 ppm'e kadar seyreltik ve 250 mikrolitre gibi bir numune miktarıyla çalışabilir. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Numune miktarı dedim. Hücre hacmi değil. Bu protein gibi kıymetli ve maliyetli numuneler çalışacaksanız cihaz seçerken numune miktarına ve çalışılabilecek minimum örnek konsantrasyonuna dikkat etmenizi öneriyorum. Bu arada aynı şey ITC için de geçerli. Biyomoleküler doğal durum kararlılığının doğrudan ve etiketsiz ölçümüne olanak tanır. Çok sıkı bağlanma sabitlerinin ölçümü mümkündür. Daha önce söylemiştim ama tantolum hücreye sahiptir. Yıkama ve temizlik ünitesiyle daha doğru sonuçlar alırsınız. MicroCal PEAQ-ITC daha az numuneyi analiz etmesi gereken laboratuvarlar için eşit performans, tekrarlanabilirlik ve minimum numune tüketimi sunan manuel bir cihazdır. Ancak daha çok yerler için her zaman otomasyon seçeneği mevcuttur. Son olarak MicroCal PEAQ-ITC'nin yazılımından bahsetmek istiyorum. 4 farklı uzman modülü içeren MicroCal PEAQ-ITC yazılımında PEAQ Compliance, PEAQ Performance ve PEAQ Smart ve PEAQ Compare dediğimiz 4 farklı modül var. PEAQ Compliance 21 CFR part uyumlu operasyon ve veri analizi için hazırlanmış. PEAQ Performance dediğimiz optimum sistem çalışmasını sağlamak için, PEAQ Smart SOP tabanlı operasyon ve otomatik analiz için, PEAQ Compare de DSC termogramlarının moleküller arasında ve batch'ler arasında doğrudan karşılaştırması için oldukça efektif bir yazılımdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Evet. İlaç sektöründe en çok SOP tabanlı yazılım mı kullanılıyor? Zaten genel olarak biz bütün cihazlarımızda malware'nin en çok tercih edilmesinin nedenlerinden birisi bu. SOP dediğimiz standart prosedürleri, yani standart operative procedure uygulayarak bunu kolay kullanılabilir hale getirmek. Bütün software'lerinizde bu var ve çok büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle bu şöyle bir metot paylaşımını da çok kolay hale getiriyor. Bir uygulama yapıldığı zaman o uygulamanın aynısını başka bir yerde, başka bir cihazda uygulama imkanı sağlıyor. E-mail ile SOP'yi paylaşıp direkt olarak uygulayabiliyorsunuz. Zaman zaman müşterilerimize bu şekilde yardımcı oluyoruz. Kübra Hanım, cihazların çok detaylı kullanımı anlatılabilirse güzel olur demiş. Kübra Hanım, aslında bizim cihazlarımızın en önemli özelliklerinden birisi, cihazlarla birlikte gelen software üzerinde çok güzel videolar var. Software'in kendi üzerinde. Herhangi bir aşamaya denk geldiğinde o video hemen yanında yer alıyor. Mesela diyelim ki numuneyi nasıl yükleyeceğim, şırıngayı nasıl temizleyeceğim gibi. Onlar video olarak anlatılıyor ve çok kolay. Bunların önemli bir kısmı belki şeyde de, YouTube'da falan da paylaşılıyordur, bilmiyorum. Sizin spesifik olarak hangi model cihazda ne istiyorsanız ona göre bir yardımcı olmaya çalışalım. Bize e-mail atın. Peki, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer şu anda aklınıza gelmeyen başka sorular da varsa onları her zaman bizimle paylaşabilirsiniz.